Bazı bizim yapımlarda şey olur, mesela polisiyenin içinde bir komik karakter vardır. O komik karakter gelince müzik de bir değişir. Daha böyle Yılan Hikayesi'ndeki Rambo gibi. Böyle iğrenç müzik. Endi Galsi'yi ayıp rolde oynadı. Ciddi bir dizi ama. Lütfen pastanızı en büyük bence ısır direkt. En oraktik haline yapar mısınız? O zaman tükürürüm, olmaz. Pasta özünde şu benim tarif eder misiniz? Evet. Neye benziyor? Aşure. Üflüyorum. Dileğimi tuttum. Sağ olun. Teşekkürler. Günün ilk pastası. Aslında işte nohut falan mı var lan? Nohut aşure pastası mı acaba? Nohut ununla. Ama güzelmiş. Pasta bakalım. Güzelmiş. Kaç yaşında gidin? 34. Daha bebeymişsin lan sen. Tabii ben bebe. Daha... Ben daha güçlüyüm. Daha 35, yolun yarısına bile gelmemişsin sen. Ben de biftek yer gibi yiyorum pasta ya. Şey abi, biftek deyince aklıma hep Matrix'teki Cypher'ın tuttuğu biftek geliyor böyle. Abi, bir tane YouTube kanalı var. Onları yapıyor biliyor musunuz Volkan Bey? Çok yaratıcı fikir değil mi? Binging the Babish mi? Film yemeklerini yapıyor. Tamam. Sen bet. Kel bir herif. Sakallı değil mi? Bilmiyorum. Yok. Sadece yemekleri görüyorum. İzlemedim yani. Çok iyi. Ya Sünger Bob burgeri yapıyor mesela. Çok iyi. Matrix bifteği yapıyor. Çok iyi. Var Feyzo ayranı yapıyor. Çok iyi. Bir dönem öyleydi toplum içinde. Bize de mesela derdi ailelerimiz işte milletin önünde yemeyin. Ayıp olur falan diye. Ben hatırlıyorum. Herkes Instagram'a yemeklerini... Evet. Çok orayı başladı. Direkt reddettik. Ben hala alışamıyorum yani. Niye o işte bolluk? İnsanlar fakiriz diyorlar ama yemeklerini Instagram'da paylaşıyorlar. Ya bize şimdi öyle öğretti abi. Yemeğinin ya da bir şeyin gösterişini yapmak büyük görgüsüzlük yani. Evet. O yüzden ben hala onu sindiremiyorum Instagram'a. Evet. Şunu yapmayı. Ya bunu defalarca konuştuğumuz için çok açmak da istemiyorum ama bunu asla hazmedemeyeceğim. Bence çok salakça. Kahve fotoğrafı falan koymak bir nebze, anladın mı? Basit bir şey. Herkesin granül kahve de yapabilirsin. Normal kahve de ama... Yemek dediğin şey beni de çok rahatsız ediyor. Yemeği direkt çekmeyenle beraber çekilmek daha mantıklı değil mi? Hı? Ya yemeğin... Yani anı hatıra. Tabii. Hayır, yemeğin fotoğrafını çekmek. Kendin evde yaptıysan evet çek onu. Belki paylaşmak istersen paylaş. Onu anlayabiliyorum ama asıl rahatsız eden şey bence mekanların artık fotoğrafı çekilebilecek yemek üretip lezzeti siklememeye başlaması beni deli ediyor. Nefret ediyorum. Geçen biri şey yazdı, çok hoşuma gitti ya. Böyle yemek sepetinde... 2 kuruşluk promosyon şey kurabiye gönderiyorlar diye 5 puan veriyorsun, 10 puan veriyorsunuz. Güzel yemek yemiyoruz sizin yüzünüzden. Doğru. Hep ne geliyorsa başımıza bu promosyon avcısı mezarcılar yüzünden oluyor demiş. Harbiden öyle lan. Bombok yemek gelmiş, yanında notlar, kurabiye bir şeyler. Veriyorsun 10 puanı. Çok normal yemek böyle. Anladın mı? Böyle çürümüş durum geliyor. Bir herif ölücü şey yapmış abi. Bir sürü telefon numarası alıyor 1 lirada, 1 dolardan. Bu yemek sepetinin bu market alışverişlerine indirim geliyor sana 50 lira falan. O indirimleri sürekli kullanabiliyorsun. Ve 3000 liralık alışverişi 200 liraya getiriyor herif. Aa. Yeni telefon numarası alıyor, 50 liralık indirim alıyor, yine aynısını yapıyor. Muhteşem yani. Böyle bir ölücülük yok yani. Ben bir gün bir adamla bayağı bir markaya yaptığımız... Kampanya hakkında Facebook içine gömülü mikro site. Kampanyası hakkında normal son kullanıcı ha. Ajansı bulmuş bir şekilde o kampanyayı, hangi ajansını düzenledi. Ne diyor? Yarım saat bu kampanyayı yalnız şöyle yap da hediyesini böyle yapsaydınız daha iyi olurdu. Bakın beyefendi, bu kurgulanmış işte şeyle yapılmış. Bence şöyle yarım saat sonunda ikna ettim adamın bunun niye böyle olduğu konusunda. Kampanya yarım saatlik konu. Müdahale ediyor yani. Müdahale ediyor ya, adam oturmuş evinde bir yerden Anadolu'dan bir yerden arıyor. Peki o zaman bilmem o markanın örnek başka bir ürününün yani başka bir alt markasının başka bir ürününün kampanyası. Peki bunu siz mi yaptınız? Sonra baktım o kampanya çocuklar için. Yani adam ona bile yani böyle adam kampanyaları kovalayıp kendi istediği gibi olması için ajansları arayıp taciz ediyor yani. Bu seviyede insan özgüven ya. Bu özgüvene hayranım abi. Bedavacılık nedir abi? Nereden? Bedava özgüven bu utanmadan aramak.
Bence şart kurnazlığı ya. Ya altı üstü bir tane çikolata kazanacaksın ya. Kurnazlık nedir? Kendini aslında Volkan Bey her insan bir zeki hissetmek istiyor. Fakat zeka seviyesi düşük olunca yapılan kurnazlık şey oluyor. Bir lirayı mesela benim bir arkadaşım vardı. Ton balığı alıyor ya. Migros'ta bu şey kasalar çıktı kendin geçiriyorsun ya. Üçlü ton balığı almış. Onu böyle döndürüyor ki o içindekini okutacak, tamam mı? Barkodunu falan böyle. Geçiriyor onu, tekli gibi geçiriyor, koyuyor ama nasıl mutlu. Millet hani görmüyor tabii. Sistemi çökerttim gibi. Diyorum ki ulan oğlum al koy cebine zaten, hani onu da ödemez. Kimse aynı şey çalmak. Yani. Ama yok mesela o hissi böyle kazanma, hani dolandırdım hissini şey yapıyor. Heyecan. Ama bu bayağı dolandırıcı, bu hırsız. Çok senelerdir hiç torrente gidip de bir şey indirmedim. Ben de ben çok mesela nadir. Haftada bir yeri çıkan porno açıyorum. Varsa. Porno şimdi anlık ihtiyaç. Yani oturdum şey olmaz yani, akşam 7'de porno izleyeceğim diye. Tabii. Hemen izlemem lazım ve torrente bekliyorsun ya. Deliler gibi yani. Şey mi bekleyeceksin? O süre çok şey. O açıdan pornoyu torrentten indiren adamın ben alnından öperim. Yani o şey. Geleceğe yatırım. Yani yapamazsın zaten yani. Zaten öpecek başka yerini almamışsın. Anlık ihtiyaçta burada aynen. Trafik lambalarını seçin. Robot olmadığını kanıtları çıkarıyor, vuruyor falan. O zaman size porno aficionados'u diyebilir miyiz? Tabii ki. Ben dünyada çok büyük bir iddiam vardı. Daha önce de söylemiştim. Bir şey internette illegal olarak varsa ben onu bulurum. Net. Ben bu arada bu illegal efişin abi. Minibüsleri seçin, trenleri seçinlerde hep yanlış yapıyorum. Ben de. Minibüs mü değil mi? Bunu ondan minibüs mü? Ben full doğru yapıyorum hepsini. Ben trafik lambalarında çok pis sıçıyorum. Ama o da bok gibi koyuyorlar. Evet, küçük böyle gökyüzü var. Bir parçası varsa mesela şurada onu seçiyor orada muyuz? Orada ben trollüyormuş gibi geliyor bana bazen. Hani böyle ya bilerek ona benzeyen bir şey koyuyor ki iyice orada biri gülüyormuş. Kaç kere yaptım lan bu sefer dedim. Olmadı. Bir daha yapınız abi çıkınca. Onlar gene iyi ya. Şeyler çok kötü ya. Böyle Q, Z bilmem ne yazıyor ya. Ulan 3 mü? B mi? Hepsini yazıyorsun tek tek yani. Bir de o aşamada kitleniyor ya. Mesela basıyorsun sayfa evet. Yükleniyor. Tekrar oraya çıkıyor ay. Mesela. Oraları deliriyorum. Bir de şey işte. Bağlantın biterse zaten IP'ni bir daha indiremiyordun ya eskiden. Evet, evet. Bir de şey komik mesela. Eskiden rarlar olurdu ya, böyle partlar olurdu. Ay. İndirirdim böyle, bir açardım mesela. Attım 30 tane partlar 28'i hatta veriyor böyle falan. Oyunlarda da vardı ama. Tabii, tabii. Oyun zaten şeydi. Bir de ben filmlerde şeyden çok baymıştım. Alt yazı. Evet. Bulamazsın. Steve's Planet. Saatlerce. İngilizcem gelişti. Allah belamı versin. Ama biliyorum ya, alt yazı şey yapacağım çok diye. Çok kötüydü. Bir yani. De şu var. Markaları... Filmin ilk yarısında bir sıkıntı yok. Ortada itibaren kayıyor. İlla durdurup böyle evet, geri evet, almaya çalışıyorsun. Şey abi şeyde mesela Amazon Prime'daki filmlerde çok boktan bir şey var. Harbiden Steve's Planet zamanlarına döndüm. I'lar gözükmüyor abi bazı filmlerde alt yazıda. Evet. Çok, dikkat bizim kodlarımız değişikmiş ya. Plex falan gibi uygulamalar var ya, böyle yansıtıyor. Orada mesela Türkçe karakterlerde de sıkıntı oluyor. Bu arada hala bu konu çok sıkıntı. Mesela Apple TV yansıtma var ya. Evet. Yansıtmayabiliyor subtitle'ları. Evet. Yani burada var, oraya yansıyorsun yok. Onu bir dat olarak görmüyorsun çünkü mesela. Aa da öyle. Hala bu noktadayız. Allah kahretmesin. Çok çok her şey çok yavaş gelişiyor ya. Bazı şeyler durdu Volkan Bey. Gelişmiyor. Google'a yazıyorsun mesela o alt yazı görmüyor diye 2014 forumlar çıkıyor. Evet, evet. Üzülüyorsun yani. Evet ya. Millet şey kalmadı. Forum şeylerini görmeyi evet. Beni üzmeye başlıyor evet, artık. Evet, 2002'de bir konuşma böyle. Dolama ben. Buna mı kalacağız? Ölmüş diye. Gibi adamlar. Abi, evet sen ya. Geçmişe bakıyorsun. Şey çok ilginç mesela 10 sene sonra işte atıyorum senin attığın bir video. En eski videon ne mesela kamusal mizahatta? Özgürlüğü suçu ne? 2010. 2010 şu an 11 yıl önce yazıyor. Evet evet. 5 sene sonra 16 yıl önce. Benim 15 yıl önce oldu. Ha, evet bu arada maddenin de bir bundan yakalanmışsın. Aynen bu da double kutlama. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas oublier. Bir tane film sahnesinde, atıyorum Leon the Professional'da, hepimiz bir karakteri oynasak hangi karakterleri oynarız? Ben saksıyım. Şeydeki, evdeki. Evet, tutuyor. Matilda. Aynen, Matilda'nın eline saksı tuttu. Değilim ben. Ama ben saksıyım. Ben saksı. Erol Büyükburç'un yanında bir tane deli olsa ve o sahnede mesela ben saksı dedim, ben saksıyım. Öyle bir veya şey, şey böyle bir tane hayali bir arkadaşı var. Böyle yanına geliyor, kulağına şey diyor, sen saksısın. Ben saksı değilim. Bir sürü saksı geliyor böyle kocaman. Saksı. Çok korkmuş. Erol Büyükburç deliriyor evde. Allah rahmet eylesin ya, Erol Büyükburç da öldü. Herkes ölüyor ya.
Öleceğiz. Ya, Ciguli'nin öldüğünü ben yıllar sonra şaşırmıştım evet. Yani. Ciguli'nin belgeseli var YouTube'da. Çok İzlediniz iyi mi? Bir herifmiş ya. Çok ilginç bir hayat hikayesi ben var. Trajik bir Ciguli'yi. Adammış. Ben çok yani. Severim Ciguli'yi de. Ciguli'yi Türkiye'de anlamadığımız için evet. Bir virtüözlü komedyen olarak... Hayır abi direkt şaklaban olarak konumlandırmış herif. Çok iyi akordeon çalıyormuş, piyano çalıyormuş mesela. Tabii. Evet. Bu arada onun... Esnaf karısı bilmez. Bayağı şarkılar olduğu gibi şimdi şeyi de düşündüm. Özkan Uğur da yıllarca Akasya Durağı'nda yok neydi? Cennet şey, Mahallesi. Cennet Mahallesi oynadı. Ama ondan önce zaten ünlüydü Özkan Uğur yani bir... Ünlüydü ama yine de bu gerçeği atlatamıyorum. Özkan Uğur çok saçma şeylerde oynadı zaten. Özkan Uğur niye orada oynadı ya? Abi, kadrosu çok iyi bu arada. Evet yani ben çok güzel. Zekalasya. Melek Baykal. Melek Baykal. Epik bir dizi. Çağla Şikel, Alişan. Yani. Kadroya bak abi. Arka sokaklarda evet. Oynamak isterdim ya. Biz bir bölümde. Benim bu arayışım bence. Herhangi bir kast ajansına gitsen elbet sana bir mafya yanında duran böyle adamlarla çıkar. Hadi. Yürü arabaya bineceksin. Bu tarz bir replik. Ben şey isterdim ama Rıza Baba'yla böyle Batman ve Superman'deki böyle 5 saat süren bir kapışma. Hani o beni öldürmeye çalışıyor, ben onu öldürmeye çalışıyorum. Bu arada benim absürt. Gerçekten 4 plajırım. Her akşam arka sokakları izliyorum. Gerçekten mi? Ne oluyor? Yani... Hep aynı şey mi oluyor mesela? Yani tutuyor. Şöyle... Bütün polisler deri ceket giyiyor. Onu söyleyebilirim. Çok 90'lar. Evet herkes böyle hafif vatkılı. Şurası çizgili deri ceketlerden giyiyor. 2005 gibi hissediyorum ben o diziye. İkincisi estetiği orada kalmış. Dizi şu açıdan belli şeyleri tükettiği için bambaşka boyut açmış. Şimdi oyuncu kalmamış. Kötü adamlar çok iyi. Tamamen böyle sıfır adamlar var ve çok kötü adam yani. Tipi itibariyle müthişler yani. Hepsine seslendirme yapılıyor. O yüzden çok... Ya böyle absürt çok kötü ama çok iyi hissi de var ya o dizide. Mesela Doktor Who gibi. Aynen. Aynısı hatta bak. Türkiye'nin Doktor Who'su arka sokaklar. Kesinlikle. Bu arka sokaklardaki figüranlar dönmeye başladı. Yani bir tanıdığım var. Bir bölümde mafyanın sağ kolu 20 bölüm sonra mafyanın sol kolu şeklinde başka aynen. Bir mafyada tekrar başka bir geliyor. Adam olarak kenarda aynen. Duran yancı. Rıza Baba'nın oyunculuğunda bir sıkıntı var. O da 300 bölümdür hala her şeye bu kadar şaşırıyor olması. Ölmedi mi Rıza Baba? Yaşıyor mu? Bu arada arka sokakta da herkes ölüp geri mi geliyor? Selami'ye ne oldu oradaki? Bilmiyorum. Yok, Selami öldü galiba. Selami var. Ölmüştü o. Karısı mı öldü? Karısı öldü. Kendi de ölüyordu bir yok, ara. Yok yok ölmüyorlar onlar ya. Bir şeyde yaşıyorlar. Bölümün başında böyle bir prodüksiyon yapmışlar. İşte arabalar patlamış falan. Oha. Bayağı bir şey var. Fakat şey çok acayip. Aynı mantıkta çekmişler yine. Yani mesela her taraf böyle bir bomba patlamış. Onu canlandırıyorlar ama hala kameralar dın 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 dın. Hala bu kafada. Böyle bir şey yani. Bitmiyor ya. Abi yine bari bir hani ne bileyim yönetmenlikte bir şey koyun. Bu kadar prodüksiyon yapmışsınız hala aynı. O kadar kabak gibi çekmişler ki hani bir fake edememişler. Arabalar yan duruyor. O kadar uzaktan çekmiş ki çok fake duruyor yani. Bir şey. Tane uzun metraj filmi çekilmesi lazım ama arka sokak. Çok doğru. Çok prodüksiyonlu. Final olabilir böyle final. Heh, mesela Üstelik final. Efendisi gibi. Ve çok 6 büyük, bölümlük bir saga. Çok aynen böyle bir Drag Lord falan gelmesi lazım. Böyle Kolombiya'dan ve Rıza Baba'yla Selami onu yakalamaya çalışıyor. Beni Treo. Hayır mesela konu oyunculuğu. Falçata. Çok güzel gibi. Olmuş lan bu arada. İsim mesela Falçata. Falçata. Değil mi? Bu arada Maçete. Arka sokaklar öyle kötü çekiyor. Macerya maket bıçağı. Aynen. Ama yine delitiriyor oluyor. O kadar vizyonlu. Hatta şey yani Steven Seagal. Olması evet. Lazım şu anki hali. O da Steven Seagal'de çok böyle eski cumhurbaşkanı koruması mesela. Aynen. Direkt hikayeler oturuyor yani. Ya şöyle Rıza Baba şey olmuş artık böyle alkolik olmuş. Hani eve giriyorlar falan böyle. Gidin buradan ha falan böyle. Ama hala şaşırıyor. Kapı çalıyor. Ama o şey. Şevket Çoruk'un karakteri öyle değil mi aslında? Hani böyle öyle değil. Öyle ama kızgın bir yani boş ver. Adam böyle yaptı. Sen de var değil mi o ada bir? Tabii sen gider mi? Senelerdir bak. Her sabah tuketiler. Uzun süre arka sokaklarda oynadığından adam midesi bulandı. Midesi bozuldu. Oynarken istifrar ediyor. Ya bazı karakterler çıkıyor mesela. Aylin miydi? Bir tane kadın vardı mesela böyle. Beyaz tenli uzun boylu bir kadın. O gitmişti mesela. Gamze Özçelik vardı. Ha o gitmişti. Tabii Gamze Özçelik vardı. Kaslı böyle uzun, yarı uzun saçlı bir adam vardı. Uğur Fektaş. Kareli gömlek giriyor. Can bilmiyorum. Yaman tarzı. Manken şeydi polisler. Survivor'da oynuyordu. Tamam işte Gamze Özçelik'in kocasıydı. Kocasıydı. Manken polisi. Beraber çıktılar. Manken polisler olması lazım. Doğru. Bizim.
Yani vahe olsa ya donuyor böyle. Vahe kaçacağız. Mermilerden kaçacağız. Bak adamdaki PR çalışmasına bak ya. Herif donarak meşhur oldu ya. Abi o zamanlar çok, çok kolaydı meşhur donuyor. Olmak. Hiçbir şey yapmadan ünlü oldun abi ya. 90'lar öyle yani. Öyle bir eleştirdi. Ya bunlar da hiçbir şey yapmadan ünlü oldular. Şimdi daha da beter. Şimdi daha da beter ama daha kısa sürüyor. Onlar daha uzun sürüyordu. John Petrucci'nin yeni halinin şurasını kapatınca sanki medium memişmiş gibi hissediyorsunuz. Oha. Harbiden aynı lan. Medium o zaman mi? Şöyle. Dın 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 dın. Pardon şöyle mi vuruyordu? Nasıl vuruyordu? Keto ya yumruk atmıştı değil mi? Evet, evet, evet. Çok ayıp. Evet, zihinsel özürlü bir adamı dövmüştü. Televizyonlarda. Ve canlı yayında. Hatta bir kadını da dövmüştü galiba. Tabii tabii. Banu Alkan'ı mı dövmüştü? Yok, Banu Alkan'ı da biri dövmüştü. Banu Alkan'ı o dönemki sevgilisi, sevgilisi dövmüştü. Bir de gülüyordu o sana çok. Evet, evet. Saçmalama ya. Yani Allah Allah saçmalıyor. Suyu indirip tokat atmıştı ondan sonra. Aa, hemen de bu ses geliyor ya buradan. Ne yapıyorsun? O Cem Darvan'ın şey onda da dedin sen. Oha. Yani o doğuya yordan böyle şeyin arasına. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Neredin sen? O çok şaşırmıştı ya. Ya tabii tabii büyük şaşırdı. Sevda Demirer miydi kadın? Tabii tabii. Ya biz o dönem ben ilkokuldaydım. Bir hafta falan onu oynamıştık. Ne dedin sen? Ne oynayalım ne dedin sen? Ya yani çok koreografik bir şey ya bir de böyle. Ne dedin sen deyip tokat atıyorduk birbirimize. Bilader ne biçim bir şey ya? Televizyonda herkes birbirini dövüyor. Kimse bir şey demiyor. Ritük cezalar. Bütün filmlerde uyuşturucu kullanımı var. Alkol malkol. Bambaşka bir dünya gibi. Şu an başka paralel bir gezegenden bahsediyoruz sanki. Yani. Çok uzak. Etkilenmiyorduk da aslına bakarsan. Hani özenmiyorduk. O kadar evet evet. O görünümü şeyler. Peki şeyden. Bu kadar bunları televizyondan çektik de ne oldu? Şiddet olayları azaldı mı? İnternette geldi. Azaldı mı sizce? Yani ben her gün manyak haberler okuyorum işte. Bence şu açıdan azaldı Volkan her şeyi Bitcoin'de kaybetti ve eve gidip ailesini baltayla ikiye yardı falan diye haberimiz yoktu. Mesela 10 olay oluyordu. Şimdi bir olunca bu bakış açısından dolayı çok önemli hale geliyormuş ama gibi hocam, hissediyorum. Ama hocam öyle değil ama yani şey var. İstatistikler var yani cinayetlerin sayısı hayvan i̇şte gibi hani artıyor. İstatistik tutma da şey ya hani. Ha, kim o da yalan ne yapıyor? Müge Anlı var. Yani. Müge Anlı'da sürekli evet. Güncel İnanılmaz bir cinayet var. Mesela bak şöyle bir oluyor olmuş. Yani. Dün mü önceki gün Müge Anlı izledim biraz. Ofise televizyon aldım da. Aa hayırlı olsun. Abi hayırlı odam bir taksi hayırlı durağı olsun. Sıcaklığına erişti televizyon sayesinde. Çalışırken böyle izlesek hep açık mı peki? Ofise görüyormuşuz televizyon. Abi çok... aç da izleyelim. Ben çok seviyorum ya. Tam 90'lar kafası. Valla ben acayip seviyorum. Yo televizyon direkt değiştiriyor. Ben çalışırken televizyon orada bir şey aksın. Şunu diyor şimdi Müge Anlı açtım. Adam yakın arkadaşıyla beraber, bak olaya bak, intihar etmeye gidiyorlar. Ya buna nasıl karar verebilirsin ki? Lütfen. Özgür. Gel kanka intihar edelim. Gel bir kanka intihar edelim. Ya çok önemli bir işim var, yarın olsa oğlum. Gerçekten öyle olmuş bu arada. Adam demiş ki ben bıktım intihar edeceğim, gel ya m**ım. Demiş herif gitmişler intihar etmeye. Allah. Adam aşağı atlamış, diğeri de korktuğu için vazgeçmiş intihar etmekten. Böyle anlatıyor bunu. Çağıran mı atlamış? Evet. Çağıran atlamış, bu da vazgeçmiş onu öyle görünce. Herifi gaza getirmiş aslında. Şimdi diyorlar ki böyle saçma şey olur mu haliyle? İtmişsin. Bu sen bu adamı öldürmüş olma sakın falan diyorlar. Ve bunu araştırıyorlar şu anda mesela. Böyle ya böyle olaylar var. Çok ha, güzel sürekli ya. Ve bayağı itiraf ediliyor bir noktada. Fincher filmi gibi. Mesela şimdi gerçek olduğunu düşünün bir an. Yani çok güzel böyle bir film plotu gibi yani. Böyle bir şey oluyor. İntihar etmeye karar veriyorlar. Biri atlıyor, diğeri götü yemiyor. Atlayamıyor gidip itiraf ediyor. Biz yapacaktık ben yapamadım. Çinkitaş cinayeti vardı. Bir tane... Çinkitaş mı? Evet. Çinkitaş soy isminde bir aile. İlk defa duydum bu ismi galiba. Daha Çinkinova. Yeni çözüldü cinayet. Allah. 15-20 yıl sonra. Ne bir tane baba var. Bir de üvey anne var. Kızları evde ölü bulunuyor. Ve hiçbir şekilde delil yok, hiçbir şey yok. Bayağı araştırıyorlar. 15-20 yıl çözemiyorlar. Meğer baba öldürmüş şeklinde bir yorum var. Onu da saklamayı becermiş bunca. Evet, olmuş. Evet. Ve baba şey yani hani böyle kaç programlara çıktı işte Müge Anlı gibi programlara. Orada millet üstüne gidiyor. Bu arada gidiyor. Ben şunu çok anlayamıyorum. İşte mesela genelde yurt dışı çok fazla polisi izlerim ben. Genelde abi herifi neyle derler yani seni neyle ettim derler. O da şey der DNA'sını bulur bilmem ne. Bu da öyle böyle bulmuş. Böyle inevitable evidence vardır. Şimdi şeyde
Müge Anlı'da hep itiraf ediyorlar. Evet. Çıkartıyor oraya, bir sıkıştırıyor adamı. Adam evet ben öldürdüm diyor. Yani niye itiraf ediyorlar anlamıyorum çünkü yani. Çünkü başına onun geleceğini düşünmüyor yaparken. O kadar şuursuz ki. Hani mesela o Amerika'daki o dizilerdeki herifler hep planlama bir şey yapıyor falan. O kadar şuursuz. Yakalanırsak da işte hapse gireriz ne olacak? Çıkarız. Bu kafada düşünüyor. İtiraf ediyorlar yani. Aynen. Etmeye de bilir aslında. Sadece köşeye sıkışınca itiraf etmek nedir ki? Şey oluyor Volkan Bey herhalde mesela. Buradan atıyorum 4 kişiyiz. Birimiz cinayet işlemiş ya. Şimdi programa gelmeyince direkt... Ben yaptım. Ulan çok fena baskı yapıyorlar. Programa katılıyor şey yani Allah ben işlemedim falan diye. Orada da çelişkili cevap verince tamam. Veya belki program çok sıkıcıdır. Hani o çok... Yeter lan ben işlemedim. Çok büyük bir koltuğa tutuyorlar ya böyle. Ha, onu diyeceğim. O Amerikan şey polisleri şey yapıyor mesela bir tane gizli kamerayla şeyi yargılıyorlar. Sorguya çekiyorlar sorgu evet. Odasında. Sandalye üstte çocuk böyle altta falan herif üstünde yürüyor. O programlarda da öyle bir şey var mesela dikkat edersiniz. Herkes bütün seyirci o konağa bakıyor. Müge Anlı biraz üstte duruyor. Oradan bir sorgulama aslında var. Harikoluk var ama ya. Çiçek alıyor, alkış programı tabii, başlıyor. Tabii. Evet şimdi 10 defa bıçaklanmış falan diye böyle geçiş çok saçma yani oradan. Onu normalleştirerek bir sorgu yürütüyor aslında. Evet. Müge Anlı aslında bir dedektif. Gerçekten. Ve çok başarılı. Evet. O kadar bence. Başarılı ki Müge Anlı taklit eden adamı bile Instagram'da 1,5 milyona abonesi takmışlar. Ya bence olayları böyle bir ATV estetiğinde aksept etmek zorunda oldukları için büyük bir şey harcanıyor yani ama tabii ya şöyle olayların gerçek boyutu olması ayrı mesela birçok Netflix şovu olabilecek potansiyelde evet, olay evet. Var orada. Milyon tane var. Ama işte o parlak dekor ve Müge Anlı'nın saçlarıyla olmuyor, o noktaya geliyor. Ama alıp yani oradaki bir hikayeyi çekse bir yönetmen şu an Türkiye'de çok güzel cinayet filmimiz çıkar. Ya şey gibi aslında. Belki de bir zamanlar Anadolu'da aslında biraz ona benziyor değil mi? Tabii tabii. Hafif alt yapısında bir cinayet ama ona çok var. Böyle giren bir film yok değil mi? Yok. Harbiden yok ya. Bizde polisi film... Beyza'nın Kadınları mı ben ne vardı o zamanında? Demet Evgar'ı şöyle oynadı değil mi? Demet Evgar'ı. Bir dakika Tamer Karadal yok mu oynuyorsun? Evet. Var var. Ve Amerikan polisi gibi oynuyor. Kim var? Arda Kural var. Şişte Demet Evgar'la sevişiyor. Muhteşem bir kadro ve efsane bir sahne. Hareket ediyor araba. Evet. Bu Twitch muhabbetine ne diyorsunuz ya? Bu YouTube'u geçiyor mu sizce? Ben ilginç bir şekilde Facebook bu olaya girdi ya. Twitch mesela daha güçlü çıktı. Bir yandan böyle Coca-Cola, Pepsi gibi oldu. Yani Facebook'un çıkması Twitch'i daha da şey yaptı. Facebook o işe girmeseydi sanki Twitch daha bu kadar popüler olmazdı. Biraz gaza geldiler gibi evet. O yüzden. Facebook nereden çıktı? Canlı olayından mı Facebook çıktı anlamadım. Facebook Gaming diye bir şey var ha, abi. Evet, yayıncılara doğru. Anlaşma yapıyor. Volkan Bey'le anlayacağım sıkıntılı. Ben konuyu bilmediğim yok yok. Ben gerçekten bilmiyorum. İzleyici de bilmeyebilir. Ben Facebook çıktı derken aslında şey Yorekok Bey anladı ama olay bildiği için. Bu Twitch'in önünü açtı aslında. Daha çok gaza geldi. Twitch daha çok yoğunlaştı. Canlı yayıncıları geri almaya başladı. Evet. Benim hiç yani Twitch kültürüm yok. Açıp izlemiştim bile yok yani. Ben de öyleyim ama yayını açıyorum. Ben hiç Twitch yayını izlemedim. Fakat açıyorum. Ya galiba şöyle bir şey var. Onu itiraf etmek lazım. Ben mesela birkaç defa açmayı düşündüm. Bir Twitch hesabı açtım. İşte uğraştım biraz falan. Böyle sanki hiç kimse beni siklemeyecekmiş gibi geldiği için. Açıkçası. Çok üzücü bir düşünce. Motivasyon düşüyordum. Aynen. Ya böyle şey gibi geldi. Mesela açıyorum ben Twitch'i falan. Merhaba arkadaşlar falan. İşte anladın mı? Merhaba falan böyle. İşte o kodlamak biraz sıkıntı. Kim lan bu? Falan hani öyle yapacaklar gibi geldi. Yok ya yok. Bizim yani çok inanılmaz büyük kitleler olmasa da ben az izleniyorum mesela. Öyle çok izlenmiyor. İnanılmaz 200 büyük falan şey izleniyorum. Zaten mutlu çok oldu. Yok ama yani işte değil mi? Özgür sen kaç 1000 falan izleniyorsun. Ben izleniyorum Allah'a şükür. Tamam izleniyor. Ben 200 falan izliyorum. Beni sevenim azdır. O 200 kişiyle çok mutluyum ama. 1000 çok mu mesela orada? Volkan Bey ilginç bir şey var. Benim chatim var. 950'lerdeyiz falan aşırı entelektüel bir sohbet. Bini geçiyor. Çat diye birden orada değişiyor. Baskın tayfası geliyor orada. Bin çok ilginç bir rakam. Evet. Çünkü ben, o şey demek evet. Oluyor. Ulan burada bir olay oluyor. Hepimiz küfredelim. Aynen. Böyle bir tatile girerdi ya küçük ya çocuklar. Psikolojik sınır. Abi evet mesela. Facebook'un iyi yanı o hemen şöyle araya küçücük biri gideyim. Facebook'ta izleyici normal kendi kişisel şahsi profili neyse olduğu için ismiyle soy ismiyle durması gerektiğinden çıldıramıyor. Burada nickname oldukları için ana bacı kayıyorlar. Birkaç gün önce aklıma gelen minik bir şeyi size paylaşabilir miyim? Bu konuyla da tabii biraz bağdaşıyor. Biraz mutfakta böyle bir şey düşünüyordum. O da şuydu. Less is more diye bir kavram var ya. Evet biliyorum. Heh. Tabii yazıyorlar kafeler. Ben biraz bunu düşünüyorum. Hani ben işin sadeleşmesinin
biraz reklamcılıkta da zamanında çok konuşulan evet, bir şeydi bu. Bunu biraz daha şey gibi anlıyordum. Hani Les'i kendi işte bir sofistiki anlamda da bir fazlalık gibi konumlandırıyordum ama bugün anlıyorum ki aslında Less is More biraz bir şeyin sadeleştikçe daha çok insana hitap edebilmesiyle alakalı bence. Burada da öyle bir şey var. Yani kalabalıklar karışık şeyleri anlayamıyorlar. Doğru. Dolayısıyla da aslında more is less demek gerektiğini düşünüyorum. Yani kalabalıklaştıkça mecburen sadeleşip basitleşmen gerekiyor. Mesela logolarda çok var bu. Logo tasarımları da giderek sadeleşiyor. Ona benziyor. Bence muhabbet de evet, bu ölçüde bir şey olabilir. Harbiden bini geçtin artık göt. Ya sade bir içerik yaptığında bile yani YouTube olsun Twitch olsun o daha çok büyük bir kitleye ulaşıyor. Hani ne kadar basit yaparsan o kadar basit büyük kitleye ulaşıyorsun. İnsanlar birazcık son zamanlarda mesela bizim dönemimizde atölye Matrix çıkardı. Hani 1-2 sene Matrix konuşurduk. Yani onu anlamak için çaba sarf etmek zorundaydın. Çünkü başka bir şey yoktu. Şimdi bir sürü var. Adam anlamayınca öbürüne geçiyor. Anlamayınca öbürüne geçiyor. Anlamayınca değiştiriyor. Öyle oldu mu çok basit şeyler üretilmeye başladı. Abi sonlara. Kültürün bir kere popüler olması durumu vardı bu 2000'lerin evet, sonuna kadar. Hatta 2016'dan sonra bu hızlandı. O döneme kadar dediğin gibi herkes Matrix geliyor. O yeni bir şey cyberpunk işte yeni Y2K estetiği bilmem ne. Bir noktadan sonra kültürün o kadar cezbedici bir şey olmadığını anlamaya başladı. Bu Z jenerasyonu özellikle. Şimdi geriye doğru bir şey var. Ben bir kimya sınavına girmiştim. 0 aldım. Fakat 0-0 aldım kimya sınavına. 2-0. Yani aynen 0-0. Hiçbir şey yazmıyor. Bomboş bir kağıt vermiş. Hayır. Dediğim kimyasal şeyler. F eşittir demir. Adımı soyadımı falan yazdım. F eşittir demir. Bütün bildiğin yazılır. Kimyayla ilgili ne biliyorsan falan. Tuz ruhuyla çamaşır suyu karıştırılır. Atom diye bir şey vardır. Molekül diye bir şey vardır. Öyle şey yazıyor. İşte neydi o? Mavi olur. Asitte mi? Bazda mı? Öyle salak şeyler vardı ya. Turnusol kağıdı. Salak şeyler değil onlar ya. Bilinmiyor ya. Salak şeyler. Salak şeyler. Nasıl bilin? Nasıl salak böyle şeyler? Böyle bilin mi olur? Git bugün NASA'da turnusol kağıdı sor bakayım bir adama götürebilirsin. Doğru. Bilmiyorlarmış değil mi? Elon Musk'a sorsam mesela o da aynısını der. Abi turnusol kağıdı ne? Ya. Volkan. Bunlarla uğraştırma bizi ya. Patates falan böyle baskı yapıyorsun. Stephen Hawking bunu bilebilir. Patates baskısı çok iğrenç bir şey ne değil mi ya? Ne kadar saçma bir şey. Kütle oluyor, renkleri de bozuluyor. Eriyor bu patates falan böyle. Patatesi ikiye yarıp onu evet, mürekkebe buluyup basıyoruz değil mi? Evet. O zaman mahalle baskısında da mahalledeki insan ikiye yarım ellerini mürekkebe yere basıyor. Yere basıyor. Öyle bir şey olması gerekir ya mahalle baskısında değil ya, mi? Matbaayı böyle böyle bulacağız işte. Evet. Herkes kendi matbaasını kuracak. Matbaa bulunmaz. Türkiye'ye getirilir. Türkiye'de bir şey bulunmaz. İbrahim getirene de kafasını keserler. Doğru. Bir şey yaparlar. Bizim bir tane hocamız bir soru sormuştu. Bilene 5 tane 100 vereceğim demişti. Kimse bilememişti. O soru hiçbir zaman unutmuyorum. O zaman kimse yüz vermedi. Nedir? Soru nedir? Soru aslında şeydi. Bir tane adam var zamanında Osmanlı'da bir aydınlanma hareketi oluyor. İşte matbaa geliyor bilmem ne geliyor falan. Ama çok hızlı olduğu için kimse görmemiş o hareketi. Yok şey yani bir şey uğraşılıyor. Flash getirmiş. Ve belirli bir kesim şey diyor. Ya diyor kardeşim bu ne hani bu kadar da aydınlanır mı deyip isyan ediyorlar. Ve bir işte kitaplar bir şeyler yakıyorlar i̇syan bilmem ne yapıyorlar bakalım. Böyle. İcatları falan ortadan kaldırıyorlar. Bir tek matbaaya dokunmuyorlar. Bunun sebebi ne demişti? Çünkü din kitaplarını basabiliyor oldu. Hayır. Adamlar öyle bir şey görmemiş ya daha önce. Ne olduğunu bilmediğinden ona yobazlık yapamamışlar. Şey gibi. Valla. Hani bırakmışlar. Anlamamış hani matbaa ne kitap ne hiçbir bir şey olmadığı için. Bir görelim mi demişler. Ne olacak yapamam. Belirli bir kesim. Ben bu cahillik seviyesinde olmak istiyorum. Matbaanın ne olduğunu bilmeyen. Matbaanın cahil. Bayağı bir normal. Ama direkt kafada öyle bir canlı değil mi? Aynen. Matba. Starbucks'a gidemezsin. Uruk hayır. Öyle double espresso durmuyor. Hayır. Böyle dökülüyor. Her tarafa içmeyi de bilmiyor. Hiçbir şey bilmeyen adam.